Selim Paşa bizim şirketin mesulüdür. İşleri bizim adımıza o idare edecek. Ben de Selim Paşa'nın muadili olacak. Şirketimizin Osmanlı'daki işlerini idare edecek birisini atayacağım. Müsaadeniz olursa. Hünkârımız bu noktada size bir tavsiyede bulunacaktır zannımca. Hünkârımızın tavsiyesi bir emirdir. Lakin... Lakin Tahsin Paşa'm, uluslararası ticaret hukuku gereği ve duyun-u umumiyenin şartları gereği bu pek yakışık almayacaktır. Hakikaten bunu benim söylemem, sizin arzunuzun önüne set çekmek olacaktı. Hassasiyetinize teşekkür ederim. Lakin Yervant Efendi, Selim Paşa'nın kiminle çalışacağını önceden bilmek isteriz. Tabii Sultan Hazretleri, tarafından tespit edilir edilmez, konsolosluk onaylar onaylamaz, sizlere arz ederim. Âlâ. Şimdi şirketlerin çalışma usulünü konuşalım. Bir, millet mağdur edilmeyecek. Topraklar yok pahasına değil, petrolün sağlayacağı kıymet ölçüsünde fiyatlandırılacak. İki, şirketinizin teknik kabiliyetlerini bizimle paylaşırken aynı zamanda Osmanlı tebaasından mühendisler de yetiştireceksiniz. Şirketlerin idare heyeti olacak. Selim Paşa'nın heyetini biz atayacağız. Alman şirketi ise sizin bileceğiniz iş. Şirketler işin hazırlık aşamasında rekabet edebilir. Yani petrol arazisini bir şirket satın alacak. Petrolü bir başka şirket çıkartacak. Satışını bir diğeri. Bu paylaşım sırasında rekabet esas olacak. Ve en mühimi, Gerfant Efendi, bütün bu işler yapılırken devlete sadık olacaksınız. Çıkar için, güç için, para için bu masanın sadakatini satanlar bedel öderken de kolay satılırlar. Hünkârım, biraz acele davranmadık mı haritayı vermekle? Selim Paşa'm, aynı haritayı hünkârım size de verdi. Şahsi kabiliyetinizi kullanın, arazileri önce siz satın alın. Tabii alırız. Hayır. Bırakın onlar alsınlar. Anlayamadım hünkârım. Hikmetini yakında anlayacağız demek oluyor paşa. Hünkârım, Alman şirketinin başına geçecek kişiyi biz tespit etseydik. Eğer biz seçseydik, çalışacak yabancı şirket bulamazdık Tahsin Paşa'm. Duyun-u umumiyenin ortaya koyduğu şartlar belli. Ne vakit sırtımızdan atarız bu sırtlanı hünkârım? Çok yakında. Selim Paşa'm, çok yakında. Devletin başına geçtiğimde borcumuz 250 milyondu. Elimiz kolumuz bağlı. Avrupa devletleri milletler arası anlaşmalarla limanlarımıza, vergilerimize, şirketlerimize her yere musallat oldu. Çok bedeller ödedik. Çok bedeller ödedik. Sırtımızdaki yükü attık. Hamdolsun borcumuz azaldı. Selim Paşa. Buyurun hünkâr. Bu şahsi menfaat için devletin menfaatinden vazgeçmemeyi bir tek Gerfant Efendi'ye söylemedik. Biliniz. Tahsin Paşa. Emredin hünkâr. Araştırınız. Bu Sabahattin Efendi nasıl olmuş da nereden bilmiş de o arazileri almış? Emredersiniz hünkârım.
Hünkârım. Haremde bu kağıt çıkmış.